Seyredeceğim bu film, doğduğu günden beri şeref destanları yaratan, kahramanlık menkıbeleri yaşatan bir milletin tarihinden bir yapraktır. Bunu, bu milletin asil çocuklarının kalbindeki iman ve varlığındaki eşsiz kudret yarattı. Dünya sulhu uğrunda harekete geçen Birleşmiş Milletler, bu yere harp birlikleri göndermekle bütün milletlerin refahını korumaya çalışıyorlar. Bu tanklar, bu zırhlı savaş ejderleri, öldürmek isteyen bir milletin Azrail habercileri değil, yaşatmaya çalışan devletlerin birer sulh müjdecileridir. Bu yolda ölenler kutsal bir gayenin kurbanlarıdır. Fakat insanlık mütesellidir. Çünkü kaybedilen her can kazanılmak istenen bir hayat uğrunadır. Aklının kudretli varlığı karşısında boyun eğen bu haksız ordu mensupları, haince aldatılan bir sürüden başka neye benzetilebilir? Onları bu uçuruma sürükleyen cehalettir. Gün gelecek onlar da elbet bunu anlayacaklardır. Mehmetçiğin yeri ancak dünya sulhu uğruna çalışanların bulunduğu saflar olabilir. Kendi istiklali onun için ne kadar mukaddesse, dünya sulhünü korumak da hakiki bir insan olan bu eşsiz kahramanın nazarında öyle kutsi bir vazifedir. Bunun için değil midir ki yola çıkanların da, onları uğurlayanların da nazarlarında görülen tek şey ancak neşe ve haklı bir gurur olabilir. Müdafası için savaşmak Mehmetçik için bir hazdır. Şimdi kahramanların neşeli sesleri güzel köylerinin yeşil yamaçlarına doğru bir bir hale çizerek ne kadar da güzel yayılıyor. Kahramanlar Tugayı İskenderun'a geldi. Yıkılmaz bir kale ve her çocuğu bükülmez birer çelik kol olan kahraman birliğimiz, değerli komutanları Tahsin Yazıcı'nın nazarları altında İskenderun'dan harekete hazırlanıyor. Şimdi onların varlığına hakim olan bir tek şey vardır. Al sancağının zafer güneşini daima parlatmak. Neşeleri onlara memleket ayrılığının teessürünü bile unutturmaktadır. Thank you.
Neşe içinde gidiyorsunuz. Hakkınız var. İnsan olan insanlığı çiğnetmez. Gidiyorsun. Çünkü sen bu insansın ve hürriyet aşığısın. Açık olsun, insan hakkını korumaya ant içenler. Yolun açık olsun, zaferler kartalı ve savaşlar kahramanı Büyük Mehmetçik. Kore! Şanlı bir milletin ay yıldızını şimdi Kore ufukları da bir zafer müjdecisi olarak selamlıyor. Hazır ol! Dikkat! Türk çocuklarının Kore topraklarında bulunmaları, insanlık namına girişilen çok kutsal bir hareketin ulvi bir tezahürüdür. Birleşmiş Milletler, hak ve hakikati çiğnemeye yeltenen fena maksatlı, ırz, namus ve milliyetçiliğin amansız düşmanı, kızıl emperyalistlere karşı insanlık sulhünü korumaya karar vermiştir. Hiçbir engel onu bu büyük ve asil hareketinden geri çeviremeyecektir. İstiklal aşıkı, hak ve hakikat koruyucusu Türk milleti, bu yerlere bunun içindir ki, isteye isteye, seve seve koşmuştur. Hak tanımayanlara karşı hakkı müdafaa için Türk çocuğu, Birleşmiş Milletler kuvvetleri arasında bütün varlığıyla, bütün kudretiyle yer almış bulunmaktadır. İnsanlığı sulh ve sükuna kavuşmuş görmek, onun en büyük hazzı ve mükafatı olacaktır. Onun bu uğurda, Türk haysiyet ve şerefiyle mütenasip bir şekilde, elden gelen gayreti göstereceğinden şüphe edilemez. Yücelttin ruhlardan
şu cihana cengaverliği. Allah'ın aslanı yaşa Mehmetçik. Göster şu cihana cengaverliği. Türklüğün aslanı sağ ol Mehmetciğim. Tarihte şanın çok, şahın merdane. Soyunun şanına erdin şahane. Gelmedi sen gibi er bu cihane. Allah'ın aslanı yaşa Mehmetciğim. Gelmedi sen gibi er bu cihane. Türklüğün aslanı sağ ol Mehmetciğim. Kazide şeref pek büyük. Dünyaya bedelsin sen ey şanlı Türk. Allah'ın aslanı sağ ol Mehmetciğim. Dünyaya bedelsin sen ey şanlı Türk. Türklüğün aslanı sağ ol Mehmetciğim.
temin edildi komutanım. Topçu bataryaları? Topçu bataryaları? Derhal Sinyu tepesinde mevzi alsınlar. Derhal Sinyu tepesinde mevzi alsınlar. Kanattaki bataryalar 142 rakımlı tepeyi dövmek için hazır olsun. Sağ ve sol kanattaki bataryalar 142 rakımlı tepeyi dövmek için hazır olsun. Stresaz, çubuk 1200, bataryalar atış hazır olsun. Stresaz, çubuk 1200, bataryalar atış hazır olsun. Stresaz, çubuk 1200, bataryalar atış hazır olsun. Ateş! Merhaba arkadaşlar! Sağ ol! İşte ana yurttan gelen en büyük selam! Beraberiz! 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 İşte bütün bir milletin onlara gönderdiği en candan hediye. Her Türk onlarla beraberdir. Çünkü her Türk'ün kanında aynı cevher yaşar. Oğul dudaklarım kurdular. Gönül göçmüş nevigane. Yurttan selam getiriyorum arkadaşlar. Sağ ol! Beraberiz! Thank you.
Bato, Habako New Masho. Bizimkiler karşıdaki Çinli makinalıyı susturdular ama sen tetik dur. Birinci hedef tamam. İkinciye geç. Oğlumun da Kore'deki kahramanlar arasında bulunmadığına öyle müteessirim ki. Hakkım var. Senin oğlundan bir haber aldım. Ölenler arasında değildir inşallah. O yerlerde ben bir kahramanın öleceğine inanmıyorum ki ölüm diye bir şey düşüneyim. Orada şehit düşen herkesten fazla yaşıyor sayılmaz mı? Seyredeceğiniz bu filmdeki Mevlüt-i Şerif, vatanları için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına ithaf edilmiştir. Allah adı olsa erişin önü, herkes ebter olmaya anın sonu, her nefeste Allah adın dimdam. Allah adıyla olur her iş tamam, bir kez Allah desem.
insan dökülür cümle günah misli hazan. İsmi pakin pak olur zikreyle, her murada erişir Allah diye. Aşk ile gelim de Allah diyelim, derd ile gözyaş ile gideydim. Ola kim rahmet kıla, ol padişah, ol kerim, ol rahim, ol ila, birdir ol billine. Gerçi yalnız söyleyenler çok çürür. Cümle alem yok iken ol var idi yaratılıştan. Gani cebbar idi var iken ol yok idi. İnsu melek arşu ferşu ay günem. Felek, dün ile bunlar onlar eyledi. Birliğine cümle ikrar eyledi. Kudretin izhar edip hem ol celil birliğine bunları kıldı dedin. Ol dedi bir kemre var oldu can. Olma derse mahvolur ol demem an. Bari yine hacet kılar söz çok birdir Allah. Ondan artık tanrı yok. Es Muhammed'dir bu varlığa sebep. Sıdkı ile adın rızasın kıl talep. Ey azizan işte başlar söze. Bir vasiyet kılar zilla size. Ol vasiyet kimdir emel kim tutar? Hak Teâlâ rahmet eyle ya Allah. Kim beni ol bir dua ile ana. Belki diler bu duada buğruna. Fatiha ihsan kalabalığın içinde gözüne ne çarpıyor Hüsmen? İlahi bir alem. Ben bu manzarada her şeyden önce ne görüyorum biliyor musun? Dünya sulhu uğrunda savaşan bir milletin kutsi bir dalgalanışını. Bayan Fitna. Siz misiniz Bay Süleyman? Yasınızı gazetelerden öğrendim. Başınız sağ olun. Evet, aslanımızı kaybettik. Şanlı vatanı uğrunda en büyük mertebeye erişti. Şehit düştü. Yalnız o kadar değil hemşire. Aynı zamanda cennetini de kazandı. Ne mutlu ona. Bir şehit anası olduğumu düşünerek seviniyorum. İftihar etmek hakkım. Fakat bir ana olarak gözyaşı dökmemi mazur görün. Bizler de sizin gibi Türk analarıyla övünüyoruz.
Böyle analar oldukça bu memleket yenilmez. Memleketini seven asil bir kadının metanet ve iftihar hissi analığın ıstırabını nasıl da unutturuyor. Çok doğru. Burası Ankara Radyosu. Sayın dinleyiciler, şimdi kısa haberlerimizi veriyoruz. Türk askerinin Kore'deki son zaferi bütün memleketlerde büyük hakisler uyandırmıştır. Neyse mi kabarıyorsun? Süngü hücumunun ehemmiyetini bize Türk ordusu öğretti. Koca Türk! Bundan sonra Türk'ün... Hürriyet ve insanlık mevzu bahsolmasın. Zaten hangi hamlesinde harikalar yaratmasın? Öyle! İçim tutuşuyor Hüsmen. Dünya sulhu uğrunda destanlar yaratan kahramanlar arasında bulunmayı ne kadar da isterdim. Ne yazık ki ben bu büyük şereften mahrum bulunuyorum. İhtiyarım ama korkmuyorum. Evelallah yurdun selameti mevzu bahsolunca damarlarımda heyecanın ateşlendiğini duyarım. Merak etme. Şu dakika titrek gibi görünen eller gene silah tutmasını bilir. Gene bir kurşunla 10 düşmanı yere serebilir. Karşısına çıkan bütün engelleri gözünü kırpmadan yok eder. Biz Türk oğluyuz, böyle doğduk, böyle gördük. Çünkü vatanın selameti ve milletin hürriyeti Türk'ün damarlarında yaşayan tek aşkıdır. Bu uğurda hangi devirde ne destanlar yaratmadı. O Viyana surlarına dayanan kahramanı düşün. Çanakkale'de bütün bir dünyaya karşı koymak için mucizelere mucizeler katan Mehmetçiğin hayat sayfalarına bak. İstiklal Savaşı'nda her şey olabilir fakat ben öldürülemem diye haykıran arslanı aklına getir. Doğru, işte bütün bunlar Türk'ü tarif eden levhalar. O zaman kendi istiklali uğrunda çarpışıyordu. Bugünse dünya selameti uğruna savaşarak insanlığına bütün milletleri hayran bırakıyor. Neler görmedik, biz ne harikalar yaratmadık. İzmir yanıyordu. Akdeniz'in inci şehrinin her tarafında düşmanın soktuğu kundaktan çıkan alevler ölüm saçıyordu. Düşman başına gelecekleri bildiği için bunu yapmıştı. Çünkü şahlanan arslanın "Hedefiniz Akdeniz!" diyen sesi artık bu ufuklarda çok iyi iştiriyordu. Mehmetçik öz yavrusu İzmir'i kurtarmaya ant içmişti. Cephanesi tükendiği halde cephaneler yaratan büyük asker, Türk'ün Mehmetçiği ve Atatürk'ün çocuğu kahraman gecesini gündüzüne katıyordu. Artık zafer onun, istiklal onun ve hürriyet onundu. Bir hürriyet sahna halinde Akdeniz'in incisine birinci müjdeleri götürmek üzere bulunan bu kudret karşısında kim barınabilir ve tutunabilirdi? İşte ben de bütün heyecanımla bu muzaffer kuvvetler arasında bulunuyordum. Türkler hücuma geçti. Birlikler derhal hücret etsin. Allah
Destandı o destan. Ne günlerdi o günler. İzmir yolundaki aslanın nasıl şerefle ilerlediği daha dün gibi gözlerimin önünde. Düşman her cephede bozguna uğruyor ve silahlarını bırakıyordu. İzmir yolu artık açılmıştı. Öyle bir kudreti hangi düşman ve hangi kuvvet devirebilir? En çetin mücadelelerin de sonunda gene alnının akıyla içinden çıkar. Kore'den yeni haberler! Havadis yazıyor! Büyük aslanlarının yeni zaferlerini yazıyor! Ver oğlum bakayım şu buyurun bayım! Bereket versin bayım! Yazıyor! Kore'den gelen haberleri yazıyor! Havadis yazıyor! Kore'den gelen haberler... Son haberler! Kore'deki yeni zaferleri yazıyor! Kore'deki birliğimiz yeni zaferler elde ediyor. Dünkü savaşlarda Türk birliklerinin görünmesi düşman askerlerinin bozguna uğramasına kâfi gelmiştir. Türk yeniler mi? Zaten kahramanlarımızdan beklenen netice de buydu. Dede beni niçin abilerimin yanına göndermiyorsun? Sen de gideceksin evladım ama büyüdüğün zaman. Gel yavrum, gel. Onun da bir sırası var. İcap ederse sen de ben de onlara katılırız. Şimdilik abilerin vazifelerini yapıyorlar. Şanlı adımızı bir kere daha dünyaya tanıtmak için zafer yolunda ilerliyorlar. Temenkaya. Buyurun komutanım. Takımından bir manga ile yürüyüş kolunun sağ yanını temine memursun. 145 rakımlı tepe istikametinde ilerleyeceksin. Yürüyüş koluyla irtibatı muhafaza et. Takımımdan bir manga ile yürüyüş kolunun sağ yanını temine memurum. 145 rakımlı tepe istikametinde ilerleyeceğim komutanım. Peki. Düşman karakolunu saracağız. Haşunu itekay. Anatagata iginase. İlerleyelim. Düşün önümüze!
Dikkat edin! Yanınızda alacağınız 3 erle beraber ikiniz keşif koluna memursunuz. Düşmanın Pyongyang kuzeyindeki durumunu keşfedeceksiniz ve en kısa bir zamanda bana bildireceksiniz. Yolunuz açık olsun çocuklar. Derhal harekete geçin. Muvaffak olacağınızdan eminim. Sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Şu patlamaz çocuk oyuncağını atalım gitsin. Canım atıp da ne olacak? Belki bize uğur getirir. Atıp da ne olacak? Dursun canım. Peki. Dursun. Tuko hei na aona yone. Tuko shikama. Shikama. Tuko tabancayı aldılar mı? Ceketimin altındaydı, görmediler. Oyuncak tabancayla korkutup üzerlerine atlayalım. Evelallah haklarından geliriz. Bir, iki, üç! Başlarıma sıktım, gittin kulağa! Alçak,
onları da hakladık. Şimdi birliğe ulaşmanın çaresine bakalım. Düşman mevzilerini bombardımana gidiyoruz. Dostum, ne zamandan beridir bu şansı bekliyordum. Öyleyse gözün aydın olsun. Sağ ol, sağ ol. İnşallah, inşallah bu büyük şeref bana da nasip olur kardeşim. İnşallah. Hadi güle güle kardeşim. Avans mı aldık? Avans mı aldık? Yolun açık olsun. Thank you.
Tank birliği ileri hatta hareket etsin. Tank birliği ileri hatta hareket etsin. Tank birliği ileri hatta hareket etsin. Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.